Selçuk Özdağ, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanmaması için hiçbir engel yok. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Marmaris Paşabey Otel'de destek toplantısı düzenlendi. CHP Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP İlçe Başkanı Zeki Canbalcı, İyi Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Toksoy, Deva Partisi, Gelecek Partisi temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve oda başkanları katıldı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde mevcut Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir adım önde görünmesinin Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinde umutsuzluk ve yılgınlık oluşturmaması gerektiğini kaydeden CHP Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ ilk turda oy kullanmayan seçmeni ve 1 milyonu aşkın geçersiz sayılan oyu işaret etti. CHP İlçe Başkanı Zeki Canbalcı ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da birer konuşma yaptı. Aramızda olan siyasi parti temsilcilerimizi anons etmek isterim. 28. dönem Cumhuriyet Halk Partimizin Muğla Milletvekili Doçent Doktor Sayın Selçuk Özdağ aramızda. Marmaris'imizin başarılı belediye başkanı Sayın Mehmet Oktay aramızda. Cumhuriyet Halk Partimizin Marmaris İlçe Başkanı Avukat Sayın Zeki Canbalcı aramızda. İyi Parti Marmaris İlçe Başkanı Sayın Ali Toksoy aramızda. Deva Partisi Muğla İl Başkanı Sayın Emrah Çay aramızda. Deva Partisi Menteş İlçe Başkanı Sayın Berna Akçay aramızda. Marmaris'te faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin, odaların, hemşeri derneklerinin değerli başkanları ve yöneticileri, kıymetli muhtarlarımız, Millet İttifakı partilerinin değerli temsilcileri, Cumhuriyet Halk Partimizin önceki dönemlerin ilçe başkanları ve basınımızın güdüde temsilcileri. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok değerli siyasi partilerimizin il başkanları, ilçe başkanları, çok değerli Marmaris'i bizim belediye başkanımız, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, yönetim kurulu üyeleri, odalı başkanlarımız, muhtarlarımız, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. 14 Mayıs'ta bir seçim yaşadık. Hepimiz biliyoruz. Bu seçimde parlamento belli oldu. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kaldı. Türkiye ilk defa böyle bir şey yaşıyor. Bu seçim adil bir seçim değildi. Neden diyeceksiniz? Niçin adil değildi? 5 sene önce Türkiye'de bir referandum yapıldı. Ondan önce de bir darbe oldu, darbe girişimi oldu. Bu darbe girişimiyle beraber Türkiye'de bir Gülenizmi inşa etmek istediler. Bir Gülen cemaati, Gülenizmi inşa etmek istedi ve kendince de Humeyni-vari bir devlet kurmak istedi. Askerlerimiz, polislerimiz, emniyet teşkilatımız, yargımız, siyasetçilerimiz ve de milletimiz mani oldu. Hayır dediler, Gülenizme mani oluyoruz, istemiyoruz. Biz demokrasiyle yönetilmek istiyoruz, çok akılla yönetilmek istiyoruz. Ve başbakana da darbeyi ilk haber veren kişi benim. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu'na o gece ulaşan kişi de benim, Engin Altay vasıtasıyla. Manisa milletvekiliydim, Özgür Özel Bey'i arayabilirdim, aklıma gelmedi, Engin Altay geldi. Manisa milletvekiliydim, Milliyetçi Hareket Partisi'nde grup başkan vekili Manisa'lıydı. Erkan Akçay'ı onu arayabilirdim, aklıma gelmedi. Ümit Özdağ geldi aklıma, onu aradım. Onunla da Devlet Bahçeli'ye ulaştım. Onlar direnin dediler, hep beraber direnelim dedim. Tek başımıza direnmemiz mümkün değil. Ve direndik hep birlikte. Meclisi açık tuttuk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni. Birlikte Gülenizme mani olduk. Türkiye'de darbe girişiminden sonra bir demokrasi hamlesi olacağını, Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda demokrasinin alanını genişleteceğini zannettim. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tüm yetkililerine şunu söyledim. Dedim ki, Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber birlikte olun. Bütün Avrupa'yı ve Amerika'yı, Kanada'yı, Avustralya'yı dolaşalım. Bu darbe girişiminin arka planlarını anlatalım. Türkiye'yi demokratikleştirelim dedi. Ama dinleyen kim biri vefadan gayrı?
ve de Türkiye'de bir parti devleti kurmak için yola çıkıldı. Referandum yapıldı. Sayın Devlet Bahçeli defakto olan durumu hukukileştirelim dedi ve Sayın Erdoğan'la ilgili Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili bir referandum oldu. Bu referandumda o sırada karizma çok yüksekti Sayın Erdoğan'ın. %70 civarında oyları vardı. Ben de orada milletvekiliydim. Ve ardından da Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. O %70 referandumda 51.4, Cumhurbaşkanlığında ise 52.5'te sonuçlandı. Normal oyları sandık oyları 63'tü. Ama o günkü seçim sonuçları anketleri %70 civarındaydı. Değerli Marmarisliler, değerli Muğlanlar. Sonra 5 yıllık bir süreç başladı. Ne söylediler? Burada her partiden insan vardır. Bütün partilere saygı duyuyorum. Anayasanın teminatı altında olan her parti Türkiye'nin partisidir. O partilere üye olan veya oy verenler de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şerefli vatandaşlarıdır. Ama dedim ki bu seçim adil bir seçim değildir dedim. Evet, bu 5 yıl içerisinde devletin hemen hemen her kademesine hakim olan bir parti var. Eğer Fethullah Gülen başarılı olsaydı tamamen Gülenciler Türkiye'yi yönetecekti. Ama burada ise ihalelerin tamamen 21 Bey ile yapıldığı büyük ihalelerin ve devlet dairelerine eleman alımlarının tamamen mülakatla yapıldığı, kendi yandaşlarını devlete taşıdıkları ama şu bizim partimizden değil dışlanması gerekir, bu bizim mezhebimizden değil dışlanması gerekir, bu bizim etnisitemizden değil, bu bizim partimizden, ideolojimizden değil diyerek devlet adeta yalnızlaştırıldı ve zayıflatıldı devlet. Bir devlet kademesine ne kadar çok kişi Alevi ol denmeden, Sünni denmeden, sağcı solcu, sosyalist, sosyal demokrat, muhafazakar, laik demeden veya öbür tarafta şu partili bu partili demeden devlet dairelerinde yer buluyorlarsa o devlet güçlüdür, aidiyet duygusu güçlü olur ve o devleti kolay kolay kimse yıkamaz. Ama öbür türlü olursa devlet bir kişinin olur, bir partinin olur aziz Marmarisliler. Ve ardından da bu 5 yıl içerisinde çok güçlendikleri bir ortamda seçime girdik. Bu seçimde bugüne kadar muhalefet daima itelendi, kakalandı. Adeta Türkiye'nin partileri değilmiş gibi muamele gördüler. Zaman zaman FETÖ'cü oldular, zaman zaman PKK'lı oldular. Zaman zaman dış güçlerin projeleri oldular. Zaman zaman hain oldular. Ve sürekli olarak Türkiye'de kalkınma planlarını anlatan bir iktidar yerine, zenginleştiren, özgürleştiren, mutlu insanlar diyarı yapan bir iktidar yerine onu bunu kamplaştıran, ötekileştiren ve de aynı zamanda da Türkiye'de husumetleri artıran bir iktidarla karşılaştık. Ve bu iktidara gelirken 5 yıl önce şunu söylüyorlardı. Hatırlatmak babından söylüyorum. Hafıza-i beşer nisyan ile malumdur. Yani insan hafızası unutmakla bilinir. Hatırlatmak istiyorum. Herkese, her partiliye hatırlatmak istiyorum. Sayın Erdoğan şöyle söylüyordu. Türkiye'de para çok değerli olacak. Pasaportumuz olacak ve çok kıymetli olacak. Aynı zamanda cari açık, yani Türkiye'nin borcu azalacak, ihracat artacak, ithalat azalacak. Türkiye işsizliği azaltan, Avrupa'nın bile kıskandığı bir ülke haline gelecek. Oldu mu? Zenginleştiniz mi? Pasaportlarınız var mı ceplerinizde? Ve o pasaportlarla cebinize 3.000-5.000 dolar koyup Yunanistan'a, Romanya'ya, Macaristan'a, Portekiz'e gidebiliyor musunuz? Almanya demiyorum, bakın İngiltere demiyorum, Miami demiyorum, Nice demiyorum, Fransa demiyorum. Hadi koyun cebinize 5.000 dolar da Marmaris'tesiniz, Türkiye'nin en gözde ilçelerinden bir tanesindesiniz, turizmin ta kalbindesiniz. Yani burada bütün turistik tesisler size iki gözün uzaklığı kadar, burnunuzun dibinde. Hadi gelin buralarda tatil yapalım. Ben bu dağ köylerini gezdim. Bütün Fethiye'nin dağ köylerini ta Seki'ye kadar, Antalya diplerine kadar, oradan buradaki Kavaklıdere'ye, Kavaklıdere'den Toygar'a, Toygar'dan Menteş'e, Menteşe'ye, Menteşe'den Bodrum'a, Bodrum'dan Milas'a, Milas'tan Ula'ya, Ula'dan yatağına kadar her yeri gezdim. Burası tezatlar kenti. Burası tezatlar kenti. Zenginler de var, çok fakirler de var burada. Orta sınıf kalmamış vaziyette. Gittiğim her köyde sordum. Pasaportunuz var mı diyerek. İnanın bir kişide pasaport yoktu. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum ben burada. Sayın Erdoğan, evet 49.5 oy aldınız. Siz seçimi kaybettiniz.
Sizin son seçimde aldığınız oy 52.5'ti. 3 puan kaybettiniz. 3 puan iç ve dış diye hesaplanır. Benim bu 8. seçimim. 4 defa milletvekili oldum. 4 defa muhalefette seçilemedim. Ve 6 puan demektir. Ama muhalefet ise her türlü olumsuzluğa rağmen, her türlü devlet kademelerinden dışlanmış olmalarına rağmen Türkiye'de bugün %45.5 civarında bir oy aldı. Ve ben buradan bütün herkese sesleniyorum. Bakın, zenginlerin diyarındasınız. Bodrum, Marmaris, Fethiye, herkesin buraya koştuğu, koşmak istediği, gelmek istediği bir yerden sesleniyorum. Allah aşkına burada, bu evlerde memurlar oturabilir mi? Burada devlet işçileri, işçiler, burada 25 bin otellerde çalışan insanlar var. Nerede kalırlar? Bunlar insanca yaşama şartlarına haiz olmayacaklar mı? Marmaris'te ev yok. 25 bin lira, 30 bin lira. Bir memur geçen gün Muğla'da söylüyordu, polis memuru. Eşyalarımı depoya koydum. 15 bin lira kira istediler. Benim maaşım 19 bin lira Selçuk Bey dedi. Şimdi nasıl yaşayacağız? Ben buradan herkese sesleniyorum. Bakın, denenmiş olan bir iktidar var. Lütfen partileri din diye tutmayalım. Partileri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor diye tutmayalım. Partilerimizi zaman zaman da değiştirelim. Aynen Almanya gibi yapalım. Aynen İngiltere gibi sosyal demokratlarla Hristiyan demokratların, İşçi Partisi ile Muhafazakar Parti'nin, Demokrat Parti ile Cumhuriyetçilerin yarıştığı seçimlere şöyle bir bakalım. Oradaki insanlar niçin parti değiştiriyorlar? Neden oylarını değiştirirken gerekçeleri nedir diyerek bir bakmak lüzumunu hissedemiyor. Değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım, değerli vatandaşlarım, burada Türkiye'de artık zenginlik yoktur. Eğer bu seçimi kaybedersek, ben 3 dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nde milletvekili yaptım. Başbakanın yardımcılığı yaptım, genel başkan yardımcılığı yaptım. Orada hangi köylü çocuğu, ben bir köylü çocuğuyum. Köyde doğdum, gece konduda büyüdüm, tütün kırdım, pamuk topladım, ayakkabı boyadım, su sattım. Sebze hallerinde hamallık yaptım. Öyle iki fakülte bitti. Öyle milletvekili oldum. Öyle milletvekili oldum. Öyle milletvekili oldum. Öyle İktidar Partisi'nin genel başkan yardımcısı oldum. Arkamda ne sermaye vardı, ne para vardı. Ne lobi vardı, ne cemaat, ne tarikat vardı, ne etkisi vardı. Tek başıma bir adamdı. Bütün bir samimiyetimle söylüyorum. Kim terk eder bu şaşalı ortamı? İktidar Partisi'nin genel başkan yardımcılığını ben terk ettim. Aziz Marmaris'te. Orada 17-25 Aralık'ı gördüm. Usulsüz dinlemeleri gördüm. Hukuksuz dinlemeleri gördüm. Ama hırsızlığı da gördüm. Orada yolsuzluğu da gördüm. Egemen Bağış, Zafer Çağlayan ve de İçişleri Bakanı Sayın Güler, niçin yargılanmaya gitmediniz? Niçin gidersek başbakana üstümüzdekini söyleriz dediniz? Söyleyin dediği zaman niye sustunuz? Ben orada kalamazdım. Orada mücadele ettik hep beraber arkadaşlarımızla birlikte. Değerli arkadaşlar, evet, Türkiye'de çok büyük hizmetler de yapılmıştır. O beğenmedikleri parlamenter sistemde kör dedikleri, şaşı dedikleri, çolak dedikleri ve de beğenmedikleri o parlamenter sistemde, ki parlamenter sistem de değildi, o sistemde bile göreceli olsa da çok büyük hizmetler yapıldı Türkiye'de. Ama o hizmetlerin bile şeffaflığı şüpheli. Evet, hastaneler yapıldı, yollar yapıldı, barajlar yapıldı, göller yapıldı, göletler yapıldı, doğrudur. Çok ciddi üniversiteler yapıldı, doğrudur. Ama önemli olan aidiyet duygusunu çoğaltmaktır. Sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimizde her şey hızlı olacaktı. Her şey güzel olacaktı. Türkiye zengin, özgür insanlar diyarı ve de mutlu insanların oturduğu bir diyar, bir memleket olacaktı. Olamadık biz. Türkiye'de bir parti devleti kurmak istiyorlar. Açık söylüyorum. Şimdi Sinan Oğan ve arkadaşları ve Ümit Özdağ ve arkadaşları diyorlardı ya, biz destekleriz ama ilk 4 madde anayasanın değişmeyecek. Evet, Millet İttifakı Anayasa'nın ilk 4 maddesi değişmeyecek diyerek bunu anayasa değişikliği teklifine sunduk biz. Var elimizde. Kitapçık her yerde var. Girin PDF'lerine, girin Google Hazretlerine, görün orada 6 partinin de anayasa değişiklik teklifine ne yazıyormuş. 66. madde. Aynen duruyor arkadaşlar. Biz orada bırakıyoruz. Suriye'den gelen göçmenlerle ilgili bunların 2 yıl içerisinde insan onuruna uygun bir şekilde, evrensel hukuk kurallarına uygun bir şekilde göndereceğiz dedik. Ama bizim bir problemimiz yok anayasayla. Bizim bir problemimiz yok anayasanın ilk 4 maddesiyle. Bakın, ne olur iyi düşünelim. Anayasanın ilk 4 maddesiyle problem olan Adalet ve Kalkınma Partisi. Ne diyeceğim biliyor musunuz size? Burada bir devlet ele geçirme çalışması var. Bir devleti ele geçirme. Devlet ele geçirilmez.
devlete sahip çıkılır. Devlet bir kişinin olmaz. Devlet bir partinin olmaz. Devlet bir cemaatin olmaz. Devlet bir tarikatın olmaz. Devlet bir mezhebin olmaz. Devlet bir ideolojinin olmaz. Devlet bir etnisinin olmaz. Bu devlet 85 milyon. Şimdi bu devleti bizim elimizden aldılar. Ülkemizi ve devletimizi bir kişiye ve bir partiye verdiler. Şimdi biz o kişiden ve partiden alıp tekrar yeniden millete vermek istiyoruz. O aziz devleti, o aziz cumhuriyeti ve o aziz vatanı ve aziz ülkeyi. Şimdi problem olan kim? Onlar. Problem olan kim dedim, onlar dedim değil mi? Oradaydım. Hani derler ya, böyle bazen oradaymışsınız diyerek diziler vardır, oradaydım diyerek. Oradaydım. İsmail Kahraman kim? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yaptı değil mi? Ne dedi? Anayasadaki laiklik ilkesi kalkmalıdır dedi. Peki Sayın Erdoğan, Sayın İsmail Kahraman, Meclis Başkanı ne diyorsun sen? Ben başbakanım, ben cumhurbaşkanıyım. Laiklik ilkesi orada kalacak. Jacob Enbilgi, laiklikten yana değiliz. Ama özgürlükçü bir laiklikten yana değil. Niye seslenmedin? Çünkü o da öyle istiyor. Laiklik kalsın istiyorlar. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin dört, anayasasının dört tane maddesi var dedim. Bu dört madde nasıl inşa edildi? Eğer Türkiye Cumhuriyeti devleti olmasaydı bu dört madde olur muydu? Anayasamız olur muydu? Olmazdı ki. Devletimiz var ki anayasamız var. Ve anayasanın ilk dört maddesi var. Peki Lozan Anlaşması nedir? Lozan Türkiye Cumhuriyeti'nin senetidir. Bütün dünyanın tanıdığı, evet Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet kurdunuz. Lozan'la tanıyoruz dediler. 11 devlet. 7'si asli, 4'üsü tali unsur olarak tanıyoruz dediler. 13 yıl boyunca Sayın Recep Tayyip Erdoğan Lozan'la ilgili övgüler yağdırdı. Her yıl, yıl dönümünde çok iyi anlaşma, teşekkür ediyoruz diyerek. Peki 14. yılda ne oldu? Güçlendikçe ne dediler? Hatırlatıyorum hepinize. Sayın Erdoğan şöyle seslendi. Lozan diye bir anlaşma zafer diye yutturdular bize. O anlaşma hezimettir dedi. Oradaydım dedim. Bakın bu partilerde kolay kolay hakikatleri söyleyemezsiniz. Söylerseniz sizi hemen kapı dışarı ederler. İstifine verirler. Ne olursa olsun dedim. Ben köyden geldim. Geldiğim yeri biliyorum. Gideceğim yeri de biliyorum. 2 metrekarelik bir mezar yeri. Çıkacağım kürsüde. Lozan anlatacağım dedim. Bir Lozan anlattım. Ben tarihçiyim aynı zamanda. Bir Lozan anlattım. Lozan birilerine göre hizmet olabilir dedim. Birilerine göre zafer olabilir. Bana göre döneminin en iyi anlaşmasıdır. İyi ki o anlaşma yapıldı. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti var dedim. Ve ardından seslendim. Siz Lozan'ı beğenmeyenlere sesleniyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni 20 Temmuz 1974'te rahmetli Bülent Ecevit ve rahmetli Necmettin Erbakan'la ve de rahmetli Rauf Denktaş'la kazandık. Türklerin 21. yüzyıldaki son yüzyıldaki devlet kurma iradesinin son temsilcileri bir devlet daha kurdular dedim. Şimdi burada Lozan'a hizmet diyenlere sesleniyorum. Gelin, hadi gelin şu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir Afrika ülkesine, bir Türkiye Cumhuriyetlere, bir Güney Amerika ülkelerine, bir Arap ülkesine tanıtın da sizin dünya lideri olduğunuzu göreyim dedim. Hadi gelin sizin dünyanın 17. büyük ekonomisi olduğunuzu, Atatürk'ten büyük olduğunuzu, Lozan'dan büyük olduğunuzu, Türkiye Cumhuriyeti'nden büyük olduğunuzu gösterin dedim. Yapabildiler mi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir kişi tanıyor mu? Bir devlet tanıyor mu? Tanımayanlar nasıl olur da Lozan'a laf söylerler? Demek ki Lozan olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti devlet olmayacaktı. Türkiye Cumhuriyeti olmasaydı anayasamız olmasaydı ilk dört maddemiz olmayacaktı. Bir devleti ele geçirme çalışmasıyla karşı karşıyayız. Ben buradan bütün bir samimiyetimle söylüyorum. Tehlikenin farkındayım. 3 dönem milletvekilliği yaptım dedim. Şimdi 4. dönem milletvekilliği. İnanın hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Milletvekili sonuçlarını bile merak etmedim ben kendi dönemim, kendi şehrimin. Ben milletvekili oldum mu olmadım mı diyerek. Bir yandan İşçi Partisi oradan milletvekili çıkarmaya çalışıyor. Benimle uğraşıyorlar. Bir yandan öbür tarafta Adalet ve Kalkınma Partisi benimle uğraşıyor. Ben çıkmazsam onlar çıkacaklar. Biz 5 yaparsak onlar 1 çıkacaklar. Öbür taraftan MHP uğraşıyor. Öbür taraftan da başkaları uğraşarak acaba bunlar çıkmazsa 4 yapmazlarsa 5 yapmazlarsa biz nasıl 2 yaparız, 1 yaparız, 1 yaparız, 1 yaparız diyerek hiç merak etmedim.
Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmiştik. Hiç önemi yoktu. Parlamento bugün birin solundaki sıfır gibidir arkadaşlar. Birin solundaki sıfır etkisiz ve yetkisiz elemandır. Onun için bu sistemin adı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir. Bu sistemi özellikle getirdiler. Bir siyasi mühendislikle karşı karşıyayız. Bir siyasi mühendislikle karşı karşıyayız. Bu sistemde Cumhurbaşkanlığını alanlar, bakan olanlar, bürokratlar yargılanamazlar. İstedikleri kadar suç işleyebilirler. İşlediler. Ruhsar Pekcan işlemedi mi? İşlediler. Ulaştırma Bakanı işlemedi mi? Ve şu an Türkiye'de hiçbir şey şeffaf değil. Belediyelerde değil, üniversitelerde değil, bürokraside değil, bakanlıklarda değil. Hiçbir şey istediklerine istedikleri ihaleyi veriyorlar. Hem de 1 liralık malı 5 liraya veriyorlar. 1 liralık malı 10 liraya veriyorlar. Bugün Türkiye'de denetim de yok artık. Sayıştay yok, müfettişler yok, basın yok, sivil toplum kuruluşları yok. Şeklen varız. Kim sokaklara çıkıp da bir şeyi protesto edebilir? Yapabilir misiniz? Baro başkanları yaptılar hatırlayın. Baro kanunu çıkarken yürüyüş yaptılar. Hemen bir genelge yönetmenlik yayınladılar. Şehirler arası yollarda yürüyüş yasak dediler. Tekrar onu itiraz edildi. O Anayasa Mahkemesi'ne gitti falan deyince kadar Atalan Üsküdar'a geçti arkadaşlar. Değerli vatandaşlarım. Şimdi buradan bu anayasa bir siyasi mühendislik anayasasıdır. Bu anayasada yargılanmak için 360 milletvekili, bir bakanı, bir milletvekili yargılayalım diyecek. Nerede bulacağız 360 milletvekili? Bulduk. Nereye göndereceğiz? Karma komisyona. Karma komisyonunda çoğunluğumuz olacak. Çoğunluk mu var? Yok ki. Ve onlar diyecekler ki yargılanmasın. Hadi diyelim çoğunluğu bulduk. Yargılansın dedik. Meclise inecek tekrar. 400 milletvekili olacak. Nerede bulacağız 400 milletvekili? Kim bulur 400 milletvekili? Ardından da Yüce Divan'a gidecek ve atadıkları yargılar, yargıçlar onları yargılayacak. Öyle mi? Bu siyasi mühendislik anayasası özel yapıldı arkadaşlar. Çok özel yapıldı. Ne olur sizlerden rica ediyorum. İstirham ediyorum. Tehlikenin çok ama çok farkındayım. Bir darbeyi önleyen ekibin içerisinde yer almış. Başbakanlar atanırken Muhsin Yazıcıoğlu'yla beraber o başbakanlar atanırken önlerine kamyonlarla para gelmiş, reddetmiş. Ve aynı zamanda tehditlere pabuç bırakmamış. Eşimizi, çocuğumuzu, annemizi, babamızı tehdit ettikleri zaman da hayır demokrasi var Türkiye'de. Millet iradesi olacak. Sizin yaptıklarınıza pabucu bırakmayacağız. Size teslim olmayacağız diyerek bir ekibin içerisinde yer almış birisi olarak söylüyorum. Bir saldırıya uğramış, öldürülmek istenmiş bir adam olarak söylüyorum. Evimin önünde saldırıya uğradım biliyorsunuz. 8 kişi tarafından. Niye? Dövülerek öldürülecektim. Susturulmak için. Çok şeyler biliyorum. Önümden çok şeyler geçti. Çok önemli komisyonlarda görev aldım. Bu aziz devlet. Sokakta bulmadık. Bu vatanı sokakta bulmadık. Ve bu devlet Recep Tayyip Erdoğan'dan büyüktür. Bu devlet bir partiden büyüktür arkadaşlar. Ve ne olur? Mesele Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan meselesi değildir. Mesele bir sistem meselesidir. Devletimiz ya milletin olacak, 85 milyonun veyahut da iki partinin, bir kişinin olacak. Tercihimizi yapacağız burada. Ve ne olur herkesi sandığa götürün. Ümitsizlik yok. Niye ümitsiz olalım ki? Biz %45,5 oy aldık. Çok büyük bir oy. Şimdi yarın Ümit Özdağ'da, yarın Vecdet Öz zaten açıklama yaptı. Muharrem İnce'de açıklamalar yapacaklar. Ve burada %6'lık bir oy var. Sinan Oğan buradan %0,2 oy gösteren götüremez. Ben oraları tanıyan birisiyim. O arkadaşların hepsini tanıyorum. Hepsiyle hukukum var benim. Kiminle parlamentoda, kiminle, kiminle dışarıda, kiminle mazide, kiminle elan arkadaşlığım devam ediyor. O Sinan Oğan oradan 0,2'yi götüremez. Oradaki oylar muhalefet oyları. Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermediler ama Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermek istemediler. Sinan Oğan'a verelim dediler. Ulusalcı, milliyetçi, Atatürkçü, sosyal demokrat, belki Turancı, belki Türkçü oylar var orada. Onlar da bir arayış içerisindeydiler. Şimdi onlara da sesleniyorum. Bakın bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim göz bebeğimiz. Laiklik bizim göz bebeğimiz. Sosyal hukuk devleti bizim göz bebeğimiz. Adı bizim göz bebeğimiz. İstiklal Marşı bizim göz bebeğimiz. Ama iktidar partisine oy verirseniz oradakilerin laiklikle problemi var.
Lozan'la problemi var ve iki önemli adama, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Cumhurbaşkanı'na ve Başbakan'a, yani Gazi Mustafa Kemal'e ve İnönü'ye, İsmet İnönü'ye iki ayyaş diyorlardı onlar. O iki ayyaş diyorlardı. Şimdi onların problemi var. Ulusalcılar, Atatürkçüler, milliyetçiler, sosyal demokratlar, onların problemi var. Ve devleti ele geçirmek isteyenlere karşı da ne olur dikkatli olun diyorum. Ve de ben burada kalkıp sizlere Marmaris'in sorunlarını, buraya evler yapılması lazım, TOKİ'ler yapılması lazım, su problemi var, marina problemi var, buranın katman problemleri var, dağlı kesimlerde tarımın problemleri var, deniz kenarlarında denizin problemi var, balıkçılığın problemi var, buradaki aynı zamanda öbür tarafta madenlerin problemi var, çevrenin problemi var, bunların hepsini biliyorsunuz. Ama eğer kaybedersek bir daha bunları konuşamayacağız. Türkiye bir noktada bazılarının ifadesiyle Taliban gibi olacak. Herkes gelip kendi din anlayışını bizlere din diye takdim edecek. Kimisi sakalın yok diyerek bir şey yapacak. Kimisi bıyığın yok diyerek, kimisi çarşafın yok, kimisi başörtün yok, kimisi şöylesin böylesin diyerek, kimin din anlayışı da o da belli değil. Kimin İslam'ı, kimin dini o da belli değil. Ben Müslümanım ve milliyetçi muhafazakar bir gelenekten geliyorum. Ve onlar bir yandan Taliban var bir yapılanma, bir yandan da Kolombiya gibi çetelerin olduğu bir ülke. İnanın böyle olacak. Direnişlerimiz zayıflayacak. Medyamız, sivil toplum kuruluşlarımız, partilerimiz zayıflayacak. Bu son şansımız bizim. İnanın son şansımız. Bir denge yapalım. Ben eskiden şöyle söylüyordum. Gelin topal ördek yapmayın. Bu sistemde hem Cumhurbaşkanlığını verin hem parlamentoyu. Millet parlamentoyu Cumhur Partisi'ne verdi. 320 milletvekiliyle onlara verdi. Gelin Cumhurbaşkanlığında yürütmeyi de Kemal Kılıçdaroğlu'na verelim. Ve o kanun hükmünde kararnameyle, kararlarıyla ve de kararnamesiyle meclisi denetlesin. Meclisteki Cumhur İttifakı da kanunlarıyla, onlar da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yürütmeyi ve bakanları denetlesin. Belki konuşmayı öğrenirler. Belki tartışmayı öğrenirler. Şimdiye kadar Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları muhalefette hiç konuşmadılar. Hiç tartışmadılar. Hiç müzakere etmediler. Hiç masaya oturmadılar. Sanki babasının malıymış gibi orada Beştepe'de burası benim malım gibi değerlendirdi. Orası milletindi. Senin değildi ki. Orası tüm partilerindi. Bir gün muhalefet partileriyle bir araya gelmedi. Kim kendisini desteklerse onunla oldu. Desteklemeyenle de geçmişte beraber olmadı. Devlet Bahçeli'yi bir gün oraya mı çağırmıştı? Ne zaman beraber oldularsa o gün makbul oldu Devlet Bahçeli'ye. O gün makbul oldu Beştepe. Önemli olan şahsiyetli olabilmek. Değerli kardeşlerim, belki konuşurlar dedim. Belki müzakere ederler. Ve ardından da belki bu ucube sisteminden kurtulur. Bir parlamenter sisteme geçeriz. Beraberce yeni bir anayasa yapar. Yeni bir iş tüzük oluşturur. Yeni bir siyasi partiler kanunu çıkartarak Türkiye'yi demokratikleşme ve Avrupa Birliği kriterlerinde bir ülke yapmak için gayret sarf ederiz. Üniversitelerimiz üniversite olur. Belediyelerimiz belediye olur. Devlet dairelerimiz devlet dairesi olur. Bakanlıklarımız bakanlık olur. Sokaklarımız sokak, parklarımız park. Yeraltımız yeraltı, yerüstümüz yerüstü olur. Madenlerimiz ve çevremizle beraber o zaman belki hayattan zevk alırız. Bugün Türkiye çok zengin bir ülke. Tarımıyla, madenleriyle, sularıyla, turizmiyle, inanç turizmiyle, sağlık turizmiyle dünyanın en zengin, en güzel ülkelerinden bir tanesi. Côte d'Azur, coğrafya deyimiyle dört mevsim aynı anda yaşayan dünyadaki tek ülke. Muğla, üçüncü şehirden bir tanesi. Nice, Kaliforniya ve Muğla. Ama dünya devletler arasında Türkiye. Ağrı'da kar yağarken biraz aşağı inersiniz, yapraklar dökülür, sonbaharı yaşarsınız. Biraz aşağıda çiçekler açar ilkbaharı, biraz aşağıda inersiniz. Orada çek meyveler, yedi veren güllerini görürsünüz. Yedi veren portakallarını yer, bademleri, çağlaları yersiniz. Böyle bir ülke dünyada yok. Herkesin gözü burada. Benim sözüm şöyle tamamlansın efendim. Benim bir sözüm var. Yol üstünde bağ olanla yâri güzel olanın başı dertten kurtulmazmış. Yol üstünde bağ olanla yâri güzel olanın başı dertten kurtulmazmış. Türkiye yol üstünde bir bağ. Her geçen buradan izinsiz bir salkım üzüm almak istiyor. O bağın bağbanı 85 milyon. Ve her geçen bu güzel yâre kavuşmak istiyor. Onun sahipkarı da yine 85 milyon aziz Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Gelin hep beraber bu cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıralım. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verelim.
ve de aynı zamanda bir denge mekanizmasını sağlayalım. Eğer bu olmazsa, inanın bütün bir samimiyetimle söylüyorum, vade harabül Basra. Basra harab olduktan sonra ve Türkiye bir daha kolay kolay cumhuriyetini demokrasiyle taşlandıramaz. Çünkü artık bunlar hiçbir fren tanımazlar. Bütün ihaleleri istediklerine verirler. Basını sustururlar Rütük'le, basın ilan kurumlarıyla, yargıyla, dezenformasyon yasasının 29. maddesiyle hepsini sustururlar ve Türkiye'de sadece tek seslilik olur. Ormanlarda çok kuş olur, burada bir tane kuş olur. Bir karga öter, başka bir şey ötmez. Gelin hep beraber bu ormanda çok kuşların olduğu, bülbüllerin, burada sakaların, kartalların, kanaryaların olduğu bir şehir, bir ülke, bir devlet inşa edelim hep beraber. Bu seçim Türkiye'de çok önemli ve kritik. Sizlerden istirham ediyoruz. Haydi sandığa diyoruz. İki, ne olur eşinizi, akrabanızı, ahbaplarınızı, kardeşlerinizi, arkadaşlarınızı, dostlarınızı sandığa davet edin. Ve ne olur Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermek için gayret sarf edin. Sandıklarda zaman zaman güvenlikte problemler yaşadık. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da yaşadık. Ama oralardaki yaşantı da çok aşırı derecede baskılar var. Valiler, emniyet müdürleri, komutanlar çoğunlukla baskı yapıyorlar insanları çağırarak, tehdit ediyorlardı. Bu bile Türkiye'de demokrasinin olmadığını gösteriyor. Bu bile çoğulculuğa kimsenin hazır, birilerinin hazır olmadığını gösteriyor. Ve İsmet İnönü'nün lafıyla bitireyim arkadaşlar. İsmet İnönü 1950'de seçimleri kaybettiğinde, Menderes kazandığında İsmet İnönü'ye askerler geldiler. Dediler ki darbe yapalım. Vermeyin yönetimi. Onlar kimmiş? Onlar bizim işimizden çıkmış 3-5 tane adam. Siz milli şefsiniz, başbakansınız, cumhurbaşkanısınız. O Mevlüt Hanım'a dedi ki, en güzel elbiseni giy Mevlüt Hanım dedi. Gidiyoruz ve görevi devrediyoruz. Görevi devretti Menderes'e. Kapıdan çıkarken de gazeteciler sordular. Ne hissediyorsunuz? Ne duyuyorsunuz diyerek. O kadar güzel ki demokrasi anlayışı, o kadar mükemmel ki, şöyle dedi İnönü. Bu mağlubiyet benim en büyük zaferimdir. Bu mağlubiyet benim en büyük zaferimdir. Değerli arkadaşlarım, 28 Mayıs günü sandığa gideceğiz. Ülkemiz için yeni bir bahar olsun. Oylarımızı dikkatli kullanacağız. Geçersiz oylar çok az olacak. Sandığa gitmeyenler de az olacak. Göreceksiniz. 8.2 bir rekordur. Bunu 5 milyona, 6 milyona indirmek lazım. Keşke daha da aşağılara indirmiş olabilsek. Aynı zamanda tercihimizi yaparken burada armudun sapı yüzünü çöpü dedi demeyeceğiz. Aa listeleri beğenmedik. Aa bu ittifaklarda şöyleydi. Aa o sosyalistti, bu CHP'liydi, bu Alevi'ydi. Bunun geçmişi vardı. Bu Suriye'ydi, bu işte şu efendime söyleyeyim Madımak'tı falan gibi artık ideolojik değerlendirmeler yapmayacağız. Tehlikenin farkında olacağız. Tehlike çok büyük. Şimdi burada iki tane tercihimiz olacak. Kemal Bey mi? Çoğulculuk mu? Millet iradesi mi? Çok akıl mı? Recep Tayyip Erdoğan mı? Tek kişi mi? Tek parti mi? Çok akıl, çok kişi ve çoğulculuk. Tercihimiz böyle olacak inşallah. Ben vaktinizi çok fazla aldım. İyi ki geldiniz. Sayın Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Buradaki il başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Deva Partisi'nin, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanına, burada aynı zamanda İYİ Parti'nin ilçe başkanlarına, milletvekili adayımız Fatma Bebeş Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyorum hanımefendilere. Bu seçim boyunca bize destek veren tüm 6 partinin katmanlarına, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın kollarına ve gençlik kollarına şükranlarımı arz ediyorum. Türkiye'ye ayrı getirsin. Başka Türkiye yok. Başka vatan yok. Başka devlet yok. Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imparatorluğumuz yıkılırken Sakarya yönlerinde kurduğu ve Türkiye'nin tarih ve tarih sarkacını yükselttiği devlet. Sonsuza kadar yaşasın. Ebediyete kadar yaşasın. Onu yaşatmak için de demokrasi lazım, hukuk lazım, adalet lazım, liyakat lazım, ehliyet lazım ve ahlak lazım arkadaşlar. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın Ay Yıldızlı Bayrak, yaşasın demokrasi, yaşasın millet iradesi, saygılar sunuyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partimizin özbeöz ve Marmaris'in özbeöz evladı, Marmaris'in başarılı belediye başkanı Sayın Mehmet Oktay'ı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Hocam tekrar hoş geldiniz. Değerli katılımcılar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle tüm siyasi partide görev yapan 14 mevsim
Mayıs sürecinde görev yapan arkadaşlarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Marmaris olarak gerçekten çok seviyeli bir şekilde demokratik ortamda herkes kampanyasını yürüttü ve ciddi bir sorunla da karşılaşmadık. Bu anlamda da ben kendi adıma Marmaris'teki bu süreçten gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta pazar günü Türkiye'de bir seçim yaptık. Herkes kendi dünya görüşüne göre oyunu kullandı. Geldiğimiz durumda vekillerimiz belirlendi, meclisteki dağılımlar oluştu. Ancak Cumhurbaşkanlığı ile ilgili halkımız kararını ikinci tura bıraktı. Burada süreci hepimiz doğru okumak durumundayız. Artık önümüzdeki bir seçim diyemeyeceğim. Bir karar vereceğiz. Ulusumuz adına, ülkemiz adına hangi yolda ilerleyeceğimize dair burada bir seçim yapmayacağız, karar vereceğiz. Bu anlamda da ben hepimize çok büyük sorumluluk düştüğünü dile getirmek istiyorum. Özellikle birinci turdan kaynaklı beklentimiz orada bitirmekti ama olmadığı için moral motivasyon belli oranda da olsa düştü. Derhal bu psikolojiden uzaklaşmak durumundayız. Burada da hepimize dediğim gibi görev düşüyor. Her şeyden önce ben kendi adıma şunu ifade edeyim sizlere. Ben inanıyorum. Pazar günü biz Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşkü'ne ilçe başkanımın da söylediği gibi uğurlayacağız. Ama dediğim gibi burada hepimize sorumluluk düşüyor. Mümkün olduğu kadar katılımı Marmaris'ten yüksek tutmak durumundayız. Ve hepinizden şunu da rica ediyorum. %68 Marmaris için yeterli değil. %70'i aşacağız. Hedefimiz Marmaris olarak bizim bu. Evet. Katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben çok fazla da uzatmayayım. Az sonra Sayın Hocam konuşacak. O çok da detaylı şekilde anlatacaktır. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Millet İttifakı partilerimizin değerli başkan ve temsilcileri, 28. dönem Muğla Milletvekilimiz Sayın Selçuk Özdağ, Marmaris Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Oktay, Muğla Milletvekili adayımız Sayın Fatma Gebeş Çıvak, çok değerli muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, başkanları, oda başkanlarımız, hemşeri derneklerimizin değerli başkan ve temsilcileri, Güzide basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok güzel bir gecede buluştuk. Heyecanlıyız, mutluyuz. Biz Millet İttifakı ortakları olarak muhalefetteki son 4 günümüzü geçiriyoruz. Bu yüzden heyecanlıyız. Bugün yine güzel çalışmalarımıza devam ettik. Sayın Selçuk Özdağ bugün bizimle birlikteydi. Saha çalışmalarımıza devam ettik. Akşamına da sizlerle birlikte olmak istedik. Fikirlerimizi paylaşmak, heyecanımızı paylaşmak istedik. Marmaris olarak biliyorsunuz 14 Mayıs'ta başarılı bir süreci Millet İttifakı ortağımız özellikle İYİ Parti ile birlikte Marmaris'te başarılı bir süreç geçirdik. Marmaris olarak %68 ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na önemli bir destek verdik. Gönül isterdi ki ilk turda bu işi bitirelim ancak zor olan güzel olur. 28 Mayıs'a 15 günlük bir erteleme ile bu süreci taşıdık. Ben yürekten inanıyorum, gönülden inanıyorum ki 28 Mayıs pazar günü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanımız olarak hep birlikte Çankaya Köşkü'ne uğurlayacağız. Ve ülkemiz için, milletimiz için yepyeni bir döneme hep birlikte geçeceğiz. Şunu ifade etmek istiyorum. Hepimiz büyük emekler verdik. Bu salonda olan herkes, muhtarlarımızdan, sivil toplum örgütlerimizden, siyasi partilerin temsilcilerinden herkes zorlu bir dönem geçirdi. Gerek seçim döneminde, gerek seçimlerden önce. Maalesef 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en zor dönemlerini geçirdik. Ekonomik olarak, siyasi olarak, sosyal olarak büyük zorluklarla, büyük baskılarla karşılaştık. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki
28 Mayıs'ta biz bu seçimi alamazsak eğer hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunu maalesef hepimiz biliyoruz. Bunun bilincindeyiz. Bu bilinçle çalıştık. Bu bilinçle mücadelemizi verdik. O sebeple zafer inananlarındır. Bunu biliyoruz. Gerçekten biz de bu işe çok inandık. Çok emek verdik. O sebeple pazar akşamı mutlulukla, heyecanla bu başarımızı hep birlikte kutlayacağız. Sayın Genel Başkanımızın bir ifadesi var. Halil İbrahim sofrası diyor biliyorsunuz. Halil İbrahim soframızı büyüterek bugünlere geldik. Bunun da semeresini, meyvesini inşallah bu pazar günü yiyeceğiz. Öncelikle şunu, sözümü bitirmeden önce şunu ifade etmek istiyorum. Genel Başkanımız ve Millet İttifakı'nın altı lideri büyük çaba sarf ettiler ülkemizi aydınlık yarına taşıma adına. Sayın Cumhurbaşkanı, şu andaki görevdeki Cumhurbaşkanı ağza alınmayacak ifadelerle, hakaretlerle, iftiralarla Sayın Genel Başkanımıza ve ona oy vermeyen milyonlara terörist olmakla maalesef çok ağır ithamlarla, şantajlarla, montajlarla ifadelerde bulundu. Gönülden inanıyorum, pazar günü milletimiz gerçek milliyetçilere, vatanını gerçekten sevenlere, vatanını için gerçekten hizmet edenlere destek verecek, oy verecek. Buna gönülden inanıyorum. Sizlerden ricam, pazar günü için kesinlikle ve kesinlikle umudunuzu kaybetmeyin. Umudumuz çok büyük, inancımız çok büyük. Yapmamız gereken sandıklara gidip oylarımızı kullanmak ve etrafımızda varsa sandığa gitmemeyi düşünen o insanları sandığa gitmeye teşvik etmektir. Yapmamız gereken bu. Tekrar bu akşam bizlerle birlikte olan sizlere, Marmaris'in aydınlık insanlarına, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerine gönülden teşekkür ediyorum. Pazartesi günü güzel bir Türkiye'ye hep birlikte uyanmayı diliyorum. Afiyet olsun, iyi akşamlar, yolumuz açık olsun diyorum. Sağ olun. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Deva Partisi Muğla İl Başkanı Sayın Emrah Çay'ı davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar, hoş geldiniz. Gerçekten güzel bir akşam oldu. Güzel bir akşam geçiriyoruz. Teşekkür ederim Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım. Hepiniz saygıyla selamlıyorum. Bizler 6 parti olarak ortak paydalarda buluşmuş, derdi millet, memleket olan bir birlikteliği ortak paydalarda buluşaraktan bir yola çıktık. Umuyoruz ki, inşallah temennimiz şudur ki 28 Mayıs'ta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğimizden hiç kimsenin endişesi olmasın. Buna yürekten inanıyoruz. İnanın ki gecemizi gündüzümüzü verdik bu süreçte. Gerçekten çalışmalarımızda herkes üzerine düşeni elinden geleni değil ne gerekiyorsa yaptı. Dolayısıyla biz seferden sorumluyuz. Zafer ise sefere bağlıdır. Biz seferimizi en iyi şekilde yaparsak zafer kaçınılmazdır. Bizim gerçekten başarılı bir şekilde Muğla'da seçimleri yapmıştık. Ama ikinci turda eğer ki her birimiz bir arkadaşımızı, bir dostumuzu kendi doğrularını buldurmayı, kendi doğrularını tespit ederekten sandığa gitmesini vesile olabilirsek inanın ki gerçekten başarı kaçınılmazdır. İnşallah hepimiz için hayırlı olur diyoruz. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve 6 partinin ve Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak şimdiden inşallah hayırlısı olur diyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum.